Merhabalar, ben Buşra Taşkın. Gurme Catering Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Turan Sancağı Teşkilatı Kırklareli İl Başkanı olarak bugün İnci Sözlük'te İşin İncisi programının konuğuyum. Merak ettiğiniz soruları cevaplamış olacağım. Teşkilatınızın kadınlara yönelik bir çalışması oldu mu? Teşkilatımızın kadınlara yönelik çalışması aslında kadın il başkanları yaparak, teşkilat başkanları yaparak çok büyük bir avantajı oldu. Sizce Türkiye'de kadınlar siyasal yaşamda neden erkekler kadar aktif değiller? Çünkü kadınlar kendilerini yani biz bazen kendimizi pasif görebiliyoruz. Mevcuttaki siyasi kadınları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an siyasette mevcut bayanlarımız var, fakat genel hani liderler haricinde gel, geri kalanların çok pasif olduğunu görüyorum. Gelecekte siyasetin farklı alanlarında bulunma hedefleriniz var mıdır? Tabii ki bunu zaten çok istiyorum. Neden diyeceksiniz? Büşra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi daha detaylı tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Büşra Taşkın, Tekirdağ doğumluyum. Yaklaşık 20 seneden beri Kırklareli mutlu insanlar kentinde ikamet etmekteyim. Babam Malatyalı Namde. Malatya'dan annem kıyı köylü Selanik göçmeni. Yaklaşık 2012 senesinden beri Gurme Kentring'in sahibi olarak hayatıma devam etmekteyim. Aynı zamanda Turan Sancağı teşkilatı Kırklareli İl Başkanlığı görevini devam etmekteyim 3 seneden beri. Bölümüm nedeniyle ben aslında İmam Hatip sesi mezunu olmama rağmen kariyerimde siyasal bölümü tercih ettim. Siyasal bölümleri okudum. Onun devamında yüksek lisansımı bu yönde devam ettirmekteyim. Aynı zamanda ikinci üniversite olarak da Adalet bölümünü okumaktayım. İki çocuk annesiyim. Gurme Ketrinki kurmadan önce yaklaşık 10-20 tane sektörde farklı sektörlerde çalıştım. Bu bir tezgahtarlık olsun, halkla ilişkiler olsun, kofer olsun. Yani aklınıza gelebilecek çoğu meslekte iş devamını sağladım. Onun sonrasında iş hayatına atılmaya karar verdim. 2012 senelerinde o zaman Cumhurbaşkanımızın Coscape gelişimleri vardı fakat bu hibe kısımları yoktu. Ben öyle bir proje hazırladım. Projemde de normalde aslında güzellik üzerine olan projemi değiştirip eşimin de işinden etkilenince ben bunu catering olarak kurdum. 2012 senesinde lezzet catering olarak başladığım yani ben normalde bir kişiye yemek verirken, 40 kişiye yemek verirken hikayem şöyle olmuştu. Bir buçuk sene içerisinde kurduğum projeyi yaklaşık günlük 1600 müşteriye ulaşarak bunu 3 sene içerisinde gerçekleştirdim. Yaklaşık 32 tane, 40 tane, 32 ayrı, 40 ayrı müşterilerden oluşan bir portföy oluşturduk. Onun sonrasında ben bu işi daha da büyüterek büyük bir limited şirketine çevirmeye karar verdim. Tam dönüşümü gerçekleştirdiğim yıl 15 Temmuz'a denk gelmişti. 15 Temmuz'da ülkemizde karışık olaylar olduğu zamanlar ben tam da yani şirketimi dönüştürdüğüm gün olmuştu. Şirketimi satma kararı aldım. Aynı zamanda da siyasete girme kararı almıştım. Çünkü müşterilerimiz çek ödeyememe, o ülkedeki karışık durumları bahane ederek şirket çeklerini ödeyemez duruma geldi. Bir tane yemekhanem vardı küçük bir tane. Orayı bıraktım yemek üretim yerine. Diğer her yeri kapattık. Onun sonrasında aklımda zaten bir kuaförlük güzellik işi vardı. Küçük bir kuaför açtım kendime. Yemekhanede devam etti. E benim aklımda da siyasete atılma fikri vardı zaten Zaten çocukluğumdan beri hep siyaset bir hayalimdi. Bir de aşevi kurmak istiyordum. Yemek şirketini de o yüzden istiyordum zaten. Onun sonrasında ben bu yolda ilerlerken bir de şöyle bir şey oldu. Yemek verdiğim müşterim, küçük yemekhanem olan yer, triko işi yapabileceğimi söyledi. Küçük bir triko otelyesi de açtık. Ben böyle şeyimdir yani denerim yani işi. Yapabilir miyim, yapar mıyım? Bakarız karına, zararına. Yaparsak yaparız, yapamazsak Allah kerim. Onun sonrasında triko otelyesi de açtım. koferimde de açık duruyordu. Eşim yemekhane kalıp ben hem trikoyu yönetiyordum hem de kuaförüme gidiyordum. Kuaförümü yönetmeye çalışıyordum. O senesi de seçimler vardı. Triko atölyesini bir sene boyunca e, taşeron olarak ilerlettim. Ama baktım ki e, sermaye olsun, kar marjları çok düşük. Hiçbir şekilde beni tatmin etmedi bu yaptığım iş. Baktım hani ben bundan dedim zarar etmeden kapatayım. Ben girişimci insanım yaparım, kurarım. Yani hiç şu ana kadar şöyle diyeyim. 2012 senesinden beri hayatımda bir yere girip çalışmayı düşünmedim. Neden? Çünkü ben de ekonomiye katkıda bulunan kullanabilir Kaç tane insan çalıştırıyorsunuz? Bunun zevki bir ayrı. Bir yere girdiğiniz zaman bir de bizim yaşadığımız şehir şey böyle dezavantajlı. Maaşlar düşük. Yani sigorta yapmayanlar vardı. E ben iyi şartlarda çalıştırmaya çalışıyordum insanları. Çünkü ben o yolların hepsinden geçmiştim. Onun sonrasında trikoyu kapattım. Seçime girmeye karar verdim. Yemekhanemi de sattım. Küçük olan. Kuaförümü de satma kararı aldım. Ya ben dedim ki ben bir rota çizeyim kendime. Ben siyaset yolunda ilerleyeyim. Ben ya bu siyaseti yapayım. Annemin köy olan bir kasaba olan, sahil kasabası olan Kıyıköy'e belediye başkanı aday olmaya karar verdim. Bütün işlerimi kapattıktan sonra karar verdim buna. Fakat şöyle bir şey düşünmemiştim. Hani ben işlerimi kapatınca, siyasette ilerleyince bunun benim manevi ve maddi yoracağını aklımın ucundan bile geçmemişti. Ama bir, bir baktım ki hem zaman, hem manen hem madden çok yoruldum. Çünkü ben bir buçuk sene boyunca yaklaşık köyde kahve kahve teknenin tepesinde gezip insanlara aday olduğumu, aday olmak istediğimi, buraya başkan olmak istediğimi işte projelerimden bahsettim, yapmak istediklerimden bahsettim. O dönemi aday adayı olarak bir partiden aday adayı oldum. O şekilde kaldım. Bayanları tercih etmedi. Ama ben o dönemde zaten o partide, Adalet Kalkınma Partisi'nde yönetimdeydim elinde. Ben hani seçileceğimi umut ettim. Hani kadınlara belki bir nebze Cumhurbaşkanımız hani kadınları destekleyeceğini söylediği için ben de e, hani kesin desteklenirim, kesin seçilirim umuduyla çıktım yola. Tabii ki olmadı. Sonra tabii yani küsmek olmaz baktık e para da lazım e iş devam edecek e para lazım e hayat devam ediyor dedik ben en iyisi dedim e durdum durdum düşündüm e o anda da şey aradı sattığım fabrikanın sahibi aradı ben satmıştım o yemek fabrikamı. Bir an dedim ya lezzet catering acaba yapabilir miyim? Aslında lezzet catering de ismimiz. Ondan sonra ben dedim ya neden olmasın? Sonra tekrar dedim ben gurme catering'i satın alacağım dedim. Yani böyle bir fikri kafama koyup dedim dön kürkçü dükkanı geri. <laughs> Ondan sonra ben işimi geri aldım ama içerisi bomboş. Aldığım her şey satılmış, verilmiş. Onun haricinde tekrardan sıfırdan şöyle bir şey yaptık. Çünkü hiç eşyam yoktu, hiçbir şeyim yoktu. Ben bizim evimiz biraz böyle bahçeli bir ev. Ben evin içerisinde bir tane müşteri aldık dışarıdan. Evin içerisinde yemek çıkarmaya başladı 40 kişiye. Yani 40 kişiye yetecek kadar eşimle beraber o yemekleri yaptı. Ben toparladım, servise götürüp geldi. Biz bir süre böyle yapa yapa, sermaye yapa yapa evden yemek çıkardık. Onun sonrasında Gourmet Catering'in eşyalarını tamamlamaya başladığımızda müşterilerimiz akın akın gelmeye başladı. Çünkü bizi tanıyorlar, piyasada iyi olduğumuzu da biliyorlardı. Ondan sonra Gourmet Catering'i kurduktan sonra yaklaşık şu an Gourmet Catering'in 2000 günlük yemek üretimi var. Yani aslında çok azimli, zorlu bir hikayeydi. Yani benim o kadar biliyorsunuz ticarette batmak da var, çıkmak da var. Hani bu süreçleri aşmak çok zor. Yani aşarken bir sürü insanlar engelleri takınılıyor. E, tabii ki yani her işin ne kadar zorluğu da olsa... Biraz da sevi seviyorsun zorlukları hani diyorsun aş aşınca insan mutlu oluyor. Bunda da mutlu olduk. Gurme catering'i hayata geçirdik. Yaklaşık 3 seneden beri gurme catering aktif uluslararası ödüller almaya başladı. Ben bayağı bir tanıttım. Hatta ülke çapında Türkiye'de bile tanıttım. Kimse buralara geleceğine inanmıyordu. Ama ben de hani içimdeki şeye inandım. Hani bunu biz yapabiliriz. Onun sonrasında bana Turan Sancağı Teşkilatı'ndan ben siyasi adaylığımdan sonra bir teklif geldi. beni de şu an bir bağımsız olduğum için hani her yerden de istifa edince Turan Sancağı Teşkilatı da siyaset üstü bir olay olduğu için hemen seve seve kabul ettim. Şu an Turan Sancağı Teşkilatı olarak il başkanı olarak görevime devam ediyorum. Gurme Ketrink'i de ilerletme yolunda devam ediyoruz. Turan Sancağı Teşkilatı hali hazırda ne gibi faaliyetler veya projeler yürütmektedir? Aslında genel merkezimiz Bursa'da. 3 seneden beri kurulmuş bir teşkilatımız. Aslında temelleri çok uzun yıllara dayanmasına rağmen 10 seneye rağmen 3 seneden beri aktif durumda ben ve benim gibi aktif başkanlarımız var. Özellikle bayan başkanlarımız var. Bayanlar biraz daha ileride bu pozisyonda. Şu an Bursa'da Turan Üniversitesi'nin temelleri atıldı. Yani Türkiye'de bir ilk olacak Turan Üniversitesi açılıyor. Bu da bence Türklük konusunda çok büyük adımlar atılacak. Yani hani çocuklarımızın geleceği için çok güzel olacak. Tabii bunu isteyenler tercih edecek. Onun haricinde çok fazla seminerlerimiz var. Seminer yani eğitim konusuna çok değer veriyor başkanımız. Çünkü şu an 42 ilde kuruluk, 102 ilçede kurulumu tamamlanık bizim teşkilatlarımız ve merkezlerimiz. Aynı zamanda Özbekistan'da, Kazakistan'da, Azerbaycan'da ve Belçika'da il temsilciliğimiz var, ülke temsilciliğimiz var. Yani ne kadar böyle hani insanlar tabii ilk duyduğunda da şöyle bir şey yapıyorlar. Turan Sanca hangi partiye yakın falan diyor. Hayır diyorum parti yok. Burada parti üstü mesele var. Yani senin A partisi, B partisi, C partisinin önemli değil. Sen istediğin partiye üye olabilirsin. Burada sen ortak dil, din, ortak bir şeyimiz var. Ne? Vatan, bayrak, millet. Biz bunları bir arada barındırıyorsak sen bu çatının altında seve seve yer alabilirsin. Yani bizde hiç öyle parti ayrımı yok. Bu da güzel bir şey. Ben her zaman diyorum herkese aslında çok havalı. Çünkü bağımsızsın ve kimseye, hani herkese yakınsın yani. Bu çok güzel bir şey. Yani özgür olmak her zaman insana daha cazip gelen bir şey. Tabii ben de seminerler falan, ben biraz daha kadınlara da burada yer veriyorum Kırklareli'nde. Ben de teşkilatımı Trakya kısmında tamamladım. Biraz ben yemek zaten şirketimin bölümü sancağa bağlı. Yani ben derneğimin merkezinde catering yaptım. Çünkü cateringde zaten işim fazla uzun sürmüyor. Ben hep sahadayım. Sahada insanlarla olduğum için birbirini destekleyen bir şey oldu benim için yani. Zaten kadın çalışanlarım var. Yani şu an aslında sancağımız hem ne kadar tanıtım aşamasında gözükse de ben Trakya'da fazla bilinmediği için kapı kapı bütün makamları olsun kişileri geziyorum. Daha çok böyle tanıtma aşamasında ama şu an aktif faaliyette olan illerimiz var. Onun haricinde herkes seminerlerine şu an eğitim ve seminer yönünde ilerliyoruz. E, tabii ki de bizde seçimler seçim geldiği zaman siyasete yoğun verecek. Teşkilatınızın kadınlara yönelik bir çalışması oldu mu? Teşkilatımızın kadınlara yönelik çalışması aslında kadın il başkanları yaparak, teşkilat başkanları yaparak çok büyük bir avantajı oldu. Zaten Türkiye'de de biraz kadınların siyasette olduğu olma oranı fazla olmadığı için, yüzde %20'lerde olduğu için genel başkanımız özellikle il başkanlarını ve teşkilat başkanlarını kadınlar yönünde seçiyor. Kadınlar da yani üye yönetim kurulu aynı parti gibi olduğu için zaten salt çoğunluğumuz kadın. Sizce Türkiye'de kadınlar siyasal yaşamda neden erkekler kadar aktif değiller. Neden aktif değiller? Çünkü kadınlar kendilerini yani biz bazen kendimizi pasif görebiliyoruz. Yani diyoruz ki bizim işte ev işimiz var, sorumluluklarımız var, çocuklarımız var. Belki erkekler kadar etkili olamayız diye düşünüyoruz ama aslında yanılıyoruz. Bayanların yani yönetim kurduğu bir yerde erkek eli gibi olmuyor. Bizim cateringimizde bile bu var. Ya bir gidin bir iş yerine bir bakın dersiniz ki bayan eli değdiği her zaman belli olur yani. Yönetimlerde de böyledir. Yani bir gelirsiniz şirkete bir bayan yönetici vardır, bir erkek yönetici vardır. Bir insan yani kadının da olsun kendine özgüvenini geliştirmesi gerekiyor. Nasıl diyoruz ya hani biz kadınız korkmayalım bir şeyden, her şeyi yapalım, biz bu işe girelim, başaralım. Yani insanın içinde olacak. Ama biraz da şöyle yani başına gelebilecek bütün zorluklara öncesinden bunları planlayıp ben bunları yapabilirim, başarabilirim demesi gerekiyor. Mevcuttaki siyasi kadınları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an siyasette mevcut bayanlarımız var. Fakat genel hani liderler haricinde gel, geri kalanların çok pasif olduğunu görüyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Zaten sert bir siyaset ortamındayız. Erkeklerin egemen olduğu, baskın olduğu ve siyasetin sert geçtiği, yani sürekli hakaretler boyutunda siyaset yani bir siyaset politika görüyoruz. Hani siyaset aslında belki böyle yapıldığı zaman gerçekten çok güzel bir şey ama gerektiğinde yapılmıyor. Bir de böyle şeyler erkek egemenliği olduğu için kadınları biraz arka planda tutuluyor. Arka planda durunca da kadınlar ister istemez etkin olamıyor. Yani biraz böyle genel liderler haricinde ben gördüğüm siyasetteki kadınlar gerçekten çok pasif yani. Arka planda orta ortada zaten erkekler var ama bu durum inşallah ilerleyen zamanlarda biraz daha eşit seviyeye, karşılıklı hani şimdi böyle belirli bir salt çoğunluk olur. Eşit olmuş olsa aslında birbirinin dengeler ama eşit değil. Azınlık olduğu için ses çıkmıyor. Kendinize örnek aldığınız kadınlar var mı? Aslında kendime örnek aldığım kadınlar zamanında Tansu sonumu... Hanım'ı çok örnek alıyordum. Hatta babam anlatır küçükken falan televizyonda aynı ben de onun gibi olacağım. Bak ne güzel konuşuyor falan diyor diyormuşum. Ama ben kendime gerçekten de onun gibi yani bayan olarak gelmiş geçmiş gördüğüm en iyi liderlerden biri. Meran Hanım da fena değil, güzel değil. Meryem Hanım'ı beğeniyorum açıkçası. Ne kadar hani belki hani diyoruz işte yok çizgisini bozuyor. Kimin ne yaşadığını bilemeyiz. Ben de çünkü siyaset ortamındayım. Birine yakınlaşsan şey zannediyorlar. Seni o, o zannediyorlar. Karşı partiden zannediyorlar. Başka birine yaklaşsan yanlış algılayabiliyorlar. Yani bence bir bayan olarak ortada olması, bu kadar şey direnmesi bence en takdire şayan bir davranış. Gelecekte siyasetin farklı alanlarında bulunma hedefleriniz var mıdır? Tabii ki. Bunu zaten çok istiyorum. Neden diyeceksiniz? Zaten benim bölümüm siyasi bilimler. Bir adaylık durumunda söz konusu olmuştu. Geçmiş dönemden aday adaylı. E, Turan Sancağı Teşkilatı'nı zaten yürütüyorum hali hazırda. Bu tabii ki siyaset üstü bir durum ama bu durumu da götürüyorum. Bu başkanlığımı da götürüyorum. Aynı zamanda. Yani ne olabilir? Ben siyasette kadınların sözü olsun istiyorum, kadınların bir yüzü olsun istiyorum. Yani farklı bir şeyler getirmeye çalışıyorum. Belki diyecekler ki sizin yaptığınız çok şey dışı böyle yani olmayacak bir şey. Ama olmayacak diye bir şey yok bu dünyada. Olmayacak neler neler geldi geçti buradan. Hani dediler olamaz bulamaz hani başaramaz yapamaz. Bence kadın isterse yapar. Kadın isterse her şeyi başarır. Yapamayacağı da şey yoktur. Kadınların bence siyasette bir sözü bir özü hatta bence Cumhurbaşkanı bile kadın olsa çok da güzel olur yani. Büşra Hanım Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben Son teşekkür olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bugün sizlere bir ticari faaliyetin kuruluş aşamalarından tutun çektiği zorluklara kadar nasıl bu günlere geldik, nasıl bu günlere getirdik onu anlattım. Aynı zamanda siyasette aktif bir kadın olarak nasıl ilerlediğimi, bu süreçlerden geçtiğimi, istediklerimi, hayallerimi, yaptıklarımı, yapacaklarımdan bahsetmeye çalıştım. İnşallah çok fazla kadına benim hikayem de böyle bir ışık olur, bir umut olur. Çok isterim. Kadınlar bence hepimiz hiçbir şeyden korkmamalıyız. Yani istediğimiz şeylerin hayallerimizden, hedeflerimizden vazgeçmeyelim. Eğer ki gerçekten gönülden, yürekten siz bunu isterseniz başarabilirsiniz. Hep birlikte başarabiliriz. İnanın yaparsa kadınlar yapar. Bu sözü asla hani kendimde hep bir yön olarak belirliyorum. Yaparsak biz yaparız. Dünyada inşallah kadınlarımızın, çocuklarımızın ölmediği, hayvanlarımıza sahip çıkıldığı bir dünya diliyorum. Barış içinde bir dünya diliyorum. Aynı zamanda bugün işin incisi programında beni konuk ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum, çok onur duydum. Hoşça kalın.